Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Kara Aslan'ın hikayesini anlatacağım. Kara Aslan gençken, bir de cesurken, kasları varken, böyle güçlüyken bir mağara keşfetmiş. Onunla böyle eskiden tanıdığı güzel bir arkadaşı vardı. Böyle küfür, yani kötü biri olmayan bir arkadaşı vardı. Onun adı kim? İsmail. Bir gün İsmail'le birlikte bir mağarayı keşfetmişler. Efsaneye göre o mağaranın içinde hazine var. İnsanların bıraktığı bir hazine varmış. Ama mağaraya giden, oradan hazine almaya giden kişi geri dönmüyormuş. Nasılsa yani. Kayboluyormuş. Çünkü orman değil de mağara çok gizli bir yermiş. Bir gün Kara Aslan demiş ki İsmail arkadaşına, hadi gidelim biz demiş. İsmail demiş ki ya kardeşim ya arkadaşım, nasıl gidelim ya, kayboluruz, bir şey olur. Ondan sonra Kara İsmail'e bir bakmış. İsmail böyle demiş. İsmail de bakmış. Şaka yaptım demiş İsmail. Ondan sonra gitmişler. Yanlarında ne almışlar? İki tane ışık almışlar. Pil de almamışlar yani. Akla bak sen. Allah yarabbim ya. Bir de yemek almışlar biraz. Biraz yani. Çok değil. Ondan sonra yola koymuşlar. Ya mağara. Efsaneye göre adamlar gidiyormuş, geri gelmiyormuş. Onlar da az yemek almışlar. Bu ne ya? Almışlar yemeklerine, gitmişler. Gitmişler. Ondan sonra acıkmışlar. Yemek yemişler. Birazcık yemek yemişler. Ondan sonra ışığı açmışlar. Gece olmuş. Yürümüşler. Heyecanla yürümüşlerdi. Bir de giderek mağaranın tünelleri daralıyormuş. Ve onlar da daha çok heyecanlanıyormuş. Daha çok yükleniyorlarmış. Ondan sonra bir bakmışlar. Suları bitmiş. Bir bakmışlar ışığa. Işık çok az. Pil de yok, yürüyorlar. Yemekleri bitmiş, pil de yok. Ah, o zaman şimdi battım. Işık çok az geliyor. Bir de birkaç dakika sonra kapanacak. O zaman şimdi battım, tamam. Ondan sonra birbirlerine bakışarak geri dönelim demişler. Ondan sonra geri dönmeye kalktıklarında çok yorgunlardı. Ve maalesef geri dönmenin yolunu unutmuşlar. Yürümüşler. Ondan sonra kapının kaç metre gerisinde kalmışlardı. Ondan sonra yani ne oldu biliyor musunuz? Ta gidecekken ikisi de bayıldı. Ah bak sen bu işe. Bayıldı. Bir de hayaller kuruyorlarmış. Köye böyle onlar hazineyle gidiyorlarmış. Bir de böyle zenginler, böyle herkes hizmetçileri varmış. Kral alacaklarmış. Kaybettiler. Bir de köylüler ekip kurup onları aramaya başlamışlar. Bak sen gençlere, o kadar sinsilermiş ki mağarayı köylüler bile bilmiyormuş. Onlar biliyorlarmış, bulmuşlar yani. Ondan sonra bayılmışlar. Hayallerinde uyurken, bayılmışken hayallerinde hazineyi görüyorlardı. Ondan sonra aradan bir yıl geçmiş, bir yıl. Onlar da baygınlar. İnsanlar Kara Aslan'ı, İsmail'i unutmuşlar. Evet arkadaşlar, bugün de bu videonun sonuna geldik. Hikaye bitmedi ama vakit kalmadığı için bir dahaki videoya kadar erteleyeceğiz maalesef. Bir dahaki videoda bunun devamı gelecek. Kanalıma abone olmayı unutmayın ve bir dahaki videoya kadar görüşmek üzere. Hoşça kalın.